Savunma Sanayi Başkanlığı ile Aselsan arasındaki imzalanan sözleşme kapsamında Sefine Tersanesi ile birlikte gerçekleştirilen ve Denizaltı Savunma Harbi DSH amacıyla kullanılan Mir insansız Deniz Aracı İDA sürü gösterimi ardından önemli bir temel harp yeteneği daha sergiledi. Savunma Sanayi Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yetkililerinin de katıldığı faaliyette Mir insansız deniz aracına entegre edilen Aselsan torpido kovan sistemi ile karada yer alan kontrol istasyonu üzerinden hafif torpido atışı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Böylelikle ilk defa bir İDA'dan torpido atışı yapıldı. Mir İDA ana amaç olarak denizaltı savunma harbi görevlerinde kullanılırken istihbarat gözetleme, keşif, kritik tesis ve yüzen platformların korunması ve su üstü harbi gibi görevlerde de kullanılabiliyor. Otonom seyri sefer kabiliyeti ve üzerinde bulunan sonarlarla denizaltı savunma harbi kapsamında tespit ettiği denizaltılara karşı hafif torpido ve DSH roketleriyle hücum gerçekleştirebilecek Mir İda, İHA'larla ve insansız sualtı araçlarıyla birlikte çalışabiliyor. Haziran 2022'de ilk kez denizde görüntülenen Mir İda, Albatros S İda'larla heterojen İda sürüsü olarak sahada birlikte görev icra etmişti.